Sevgili seyirciler, insanlar imanlı, imansız veya münafık, yani inanmadığı halde inanmış gibi görünen insanlar olarak genellikle sınıflara bölünüyorlar. Bazı insanlar Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberlere canı gönülden büyük bir ihlas ve samimiyetle inanıyor, iman ediyor. Bunlara mümin diyoruz. Bazıları da her türlü peygamberlerin gösterdikleri mucizelere, onların peygamberliklerini, onların sadakatini, onların doğruluğunu tasdik eden çok açık işaret ve belgelere rağmen inanmamakta ısrar ediyorlar. İnanmıyorum diyor, inkar ediyorlar. Dolayısıyla bunlar da Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bunlar da ehli küfür, yani kafir deniliyor bunlara. Bir kısım insanlar da İnanmadığı halde bazı dünyevi menfaatleri düşünerek Müslümanlar arasında yaşıyorlarsa kendileri için bazı çıkar hesapları içinde hareket ederek onlar da inanmış gibi görünüyorlar. Bunlara da münafık deniliyor, Allah korusun. Tabiatıyla bu gibi insanlara İslamiyet'in anlatılması, öğretilmesi, izah edilmesi, gösterilmesi, gerçeklerin bunlara çok ayan beyan bir tarzda açık seçik bunlara açıklanması, izah edilmesi de emrediliyor İslamiyet'te. İşte İslamiyet'in anlatılması, İslamiyet'in izahı ve İslamiyet'in insanlara tanıtılmasıyla ilgili faaliyetlere cihat diyoruz. İnsanlar bazen tabii zorlayıcı, engelleyici, zor ve kuvvet kullanarak İslamiyet'i yok etmeye kalkarlarsa bu takdirde tabiatıyla her türlü hürriyetlerin, insan hak ve hürriyetlerinin, vatan, bayrak gibi kutsal değerlerin muhafazası için bir de İslamiyet'te cihat var. Bu tabiatıyla savaş dediğimiz hadise, muharebe ve harp dediğimiz hadise var. Cihadın bu yönü de var tabiatıyla. Onun için Cenab-ı Hak bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine emrediyor. Hitap ediyor Cenab-ı Hak Peygamberimize. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine veğluz aleyhim. Ve me'vâhum cehennem ve bi'sel masîr. Sadakallahu lazim. Ey peygamber, ey Resulüm buyuruyor Cenab-ı Hak. Tabi Resul ile Nebi birbirinin müteradifi gibi eş anlamlı olarak da kullanılıyor ama terim olarak birbirinden farklı tarafları var tabi. Efendim şimdi akaid alimlerinin bildirdiği şekilde her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir sözüne bakıldığı zaman burada arada bir fark bulunduğunu görüyoruz. Yani Resul biraz daha özel, biraz daha hususi bir mana ifade ediyor. Daha üstün bir mevki, risalet makamı. Resuller kendilerine Allah tarafından vahiy gelmiş, kitap indirilmiş, ilahi emirlere muhatap olmuş kimselerdir. Nebiler de Allah'ın emrini tebliğ etmekle yükümlü kimseler olmakla birlikte kendilerinden önce gelen Resullerin Cenab-ı Hak'tan telakki ettikleri vahyi, Allah'tan aldıkları emirleri aynen diğer insanlara bildirmekle yükümlü olan peygamberlerdir. Aslında peygamber kelimesi Farisi bir kelime. Farsça'da bunun aslı peyamber. Haber getiren demek. Peyam haber manasına geliyor. Ber de getiren, haber getiren manasına. Biz Türkçe'de buna peygamber diyoruz. Peygamber kelimesi filakika Farsça'da da kullanılıyor aynı şekilde. Ama bunun aslı peyamber, haber getiren, Allah'tan haber getiren. Nebi de zaten haberci manasına geliyor. Allah-u Teala'nın haberini, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini insanlara bildiren, haber veren manasında. Resul de Cenab-ı Hakk'ın elçisi demek. Yani Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ eden demek. İşte dolayısıyla Allah-u Teala peygamberimize hitap ediyor. Ya eyyühen nebiyyü, Resulullah Efendimiz ya eyyühen resulü hitabına da mazhar olmuş. Yani hem resuldür hem de nebidir. Burada Cenab-ı Hak peygamberimize hitap ediyor. Ey peygamber, cahidil kuffara, kafirlerle cihad et. Vel münafikine
ve münafıklarla da cihad et. Buradaki cihadı müfessirler açıklarken demişlerdir ki bu cihad mutlaka mutlak surette savaş meydanlarında yapılan harp değildir. Yani İslamiyet'in anlatılmasıyla ilgili, İslamiyet'in tebliğiyle ilgili bütün faaliyetler hem sözle olsun hem fiil ve davranışlarla olsun İslamiyet'i tanıtacak her türlü hareket ve aktivite buna dahildir bu cihada. Ama gerektiği zaman doğrudan doğruya aleni Müslümanlara savaş ilan eden, onlarla fiili olarak savaşmak isteyen kimselerle elbette ki kendi mevcudiyetlerini koruyabilmek için müminler savaşacaktır tabiatıyla. Ama münafıklar doğrudan doğruya cephe almış, biz İslamiyet'e düşmanız diye ortaya çıkmış kimseler olmadığı için bilhassa onlara İslamiyet'in hakikatini, faziletini, akla, mantığa, insan ruhuna, insan sağduyusuna ne kadar uygun olduğunu ikna edici, inandırıcı bir tarzda anlatmak ve bu suretle izah etmek onlarla yapılacak cihattır buyurmuş alimler. Tefsir alimleri böyle izah etmişler. Vagluz aleyhim, onlara karşı sert davran. Yani buradaki sertlikten kasıt aslında Müslümanların kendi şahsiyetlerini korumaları, izzeti İslamiyeyi, vakarlarını muhafaza etmeleridir. Zillet ve tezellül yok. El ovuşturma, onların karşısında ve kendini aciz gösterecek tavırlara düşmek yok. Müslüman tabiatıyla sert olabilmek için güçlü olmak zorunda. Yani hakiki manada İslam şahsiyetini, Müslüman kişiliğini ortaya koyacak son derece tutarlı, vakarlı, son derece ağırbaşlı ve ciddi olmaları lazım. Tabiatıyla bu insanlara itimat ve saygı telkin eder. Ama insan gerçek manada kendisini yetiştirmemişse, çeşitli yönlerden önemli eksikleri varsa, çeşitli kusurları varsa bu insan elbette ki sert olamaz. Onun için bu emrin içinde mündemiş olan, bu emrin içinde düşünmesi lazım gelen çok önemli vasıflar var. Müslümanın bu vasıflarla muttasıf olması gerektiğini ima eden bir tembih var burada. Yani onlara karşı sert ol. Yani şahsiyetli ol. Kendi İslami kişiliğini, şahsiyetini kullanmasını bil buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu da tabii sözlü olmaz. Her bakımdan güçlü olmakla olur. İlim ehli olmakla olur. İnsanın çalışkan olmasıyla olur. Kuru kuruya bir insanın kendisinden daha güçlü olan, maddi imkanlar bakımından, fizik güç bakımından daha kuvvetli olan bir kimseye karşı kabadayılık yapmaya kalkması, söz gelişi veyahut da sert görünmeye kalkması bir mana ifade etmez tabiatıyla. Demek ki bu sertliğin, yani şahsiyetli ve kararlı olmanın gerektirdiği evsafı da haiz olun buyuruyor Cenab-ı Hak. Kuru kuruya öyle bir sertlik veyahut da şiddet veya herhangi bir şekilde onlara karşı başını dik tutabilme laf olsun diye yapılacak bir iş değildir tabii. Bunu yapabilecek güç ve kuvvetiniz olsun. Her bakımdan kendinizi güçlü, her bakımdan kendinizi şahsiyetli yetiştirin buyuruyor Cenab-ı Hak. Zunnen bu emir var burada. Ve me'vahum cehennem. Aslında onların eğileşecekleri, gidecekleri yer cehennemdir. Onlar eğer Müslümanlığın, İslamiyet'in anlattığı faziletlerden haberdar olmaz, İslamiyet'in gösterdiği güzel, hüsnü ahlak, her türlü fazilet, her türlü üstünlüklerden nasipsiz kalacak olurlar, Allahü Teala'nın emirlerine düşmanlıkta ısrar edecek olurlarsa, onlar elbette ki cehennemi hak etmiş olacaklardır. Bu onların akıbetidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve bi'sel masir. Bu ne kadar kötü bir akıbettir. İnsanın varacağı ne kadar korkunç bir yerdir. Masir kelimesini bundan önce izah etmiştik. Masirin ne demek olduğunu anlatmıştık. Sara yasirudan masir varılacak yer demek. Sara aslında olmak manasına geliyor ama burada sara ila bir yere yönelmek
anlamını taşıyor. O manayla bağlantılı olarak masir, gidilecek, varılacak yer, akıbet manasına geliyor. Ne kötü akıbet. Bir sefili de efali zem dediğimiz kötüleme fiillerinden, yani bir işin ne kadar çirkin, ne kadar kötü, ne kadar talihsiz bir iş olduğunu, bunun da ne kadar talihsiz, ne kadar kötü bir akıbet olduğunu ifade ediyor. Ve bi'sel masir, ne kötü akıbettir buyuruyor Cenab-ı Hak, onların akıbeti. Demek ki müminler Peygamber Efendimiz'e yapılan bu emrin, Peygamber Efendimiz'e yapılan bu hitabın tamamen çerçevesi içine giriyorlar. Sadece bu Peygamber Efendimiz'e ait değil tabiatıyla. Resulullah Efendimiz böyle yapacak. Kafirlere karşı cihad et ve münafıklara karşı da aynı şekilde İslamiyet'i anlat. Onların kalbine, ruhuna girmeye çalış ve onlara karşı da sert, onlara karşı da vakarlı ve şahsiyetli davran. Gılzat kelimesi, galiz olmak, kuvvetli olmak manasında aynı zamanda. Onlara karşı kuvvetli ol buyuruyor Cenab-ı Hak. Onların şu andaki durumları itibariyle tabi iman etmemişlerse, her an her kafir veya her münafık da iman edebilir. Cenab-ı Hak ona bir takım hakikatleri görme imkanını bahşeder. Bakarsınız aklını kullanır, mantığını kullanır, iman eder. Ondan sonra da cehennemlik olmaktan kurtulabilir tabii. Bu şekilde ölmüş olmaları durumunda onların gidecekleri yer, onların sığınakları cehennemdir buyuruyor Cenab-ı Hak. O da ne kadar kötü bir yerdir. Cenab-ı Hak'ın bize bildirdiği hakikat işte bu. Ne kötü bir yerdir buyuruyor Cenab-ı Hak.